Pardon. Buyurun. Halil Azimoğlu'na bir tebligat var. İmzasını almam gerekiyor. Kendisi şu an evde değil. Ben alsam olur mu? Şuraya bir isim, soy isim, kimlik numaranız ve imzanız yeter. Buyurun. İyi günler. Halil abimin bütün postaları şirkete gider. Ama bu konağa gelmiş. Yoksa konak. Ay yok canım, olamaz. Nasıl ya? Bu adres konağın adresi. Konak satılmış mı? Yemek için mutfakla konuştun mu kızım? Hı, konuştum anneciğim. Bu aralar mutfakla pek ilgilenemedim ama eksikleri almış başına gitmiş. Doğru diyorsun kızım. Kendimizi unuttuk bunca derdin arasında. Ben siparişleri verdim ama biraz geç gelecek anneciğim. O yüzden sofra geç hazır olacak. Acele etmesinler. Halil de anca gelir işten zaten. Bu aralar kendimizi unuttuk anneciğim üzüntüden. Ama olsun. Veranda içine sindi ya. Ben de şimdi rahat ettim vallahi. Haklısın kızım. Bu konak yadigar. Elden geçirmek lazım. Bakımını yapmak lazım. Canlı tutmak lazım konağımızı. Aslan yattığı yerden belli olur anneciğim. Biz elimizden geldiğince iyi baktık. Şimdi sıra sizde. Çocuklarımı büyüttü burası. Şimdi Ozan'ımın çocukları koşacak bahçede. Allah sağlıkla büyütsün inşallah. Amin anneciğim, amin. Gel otur şöyle kızım, gel. Biz de verandaya yaptıracağımız taşlardan bahsediyorduk. Bakalım sana da gösterelim, beğenecek misin? Olur. Şimdi düşününce nice şeyler yaşandı bu konakta. Bu duvarlar neler gördü, neler. Yapılsın bir de sen öyle gör anneciğim. Misafirleri seneye verandada ağırlarız. Allah ömür verirse inşallah. İpekciğim, hiç sesin çıkmıyor. Acaba diyorum, verandaya başlamışken serayı da mı yaptırsak? Yüzün bembeyaz. Bir şey mi oldu kızım? Oo, herkes de buradaymış. Oğlum, hoş geldin. Duymadık geldiğini. Hoş geldin kocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. O elindeki ne? Baklava. Bugün Mahmut'la büyük bir anlaşma yaptık. Yakın zamanda da meyvesini yeriz inşallah. Meyvesini yemeden baklavasını almış kocam. Şöyle ailece kutlayalım ama. Değil mi? Hayırlısıyla. Allah yolunu açık etsin. Çok üzüntüler çektik. Evimizin neşesi, bahtı bol olsun. Amin anneciğim. Akraba olamadık diye ortak da olamayacağız demek değil bu. Tabii kocam. Senden daha iyi ortak mı bulacak? Evet, öyle tabii. Mahmut da zaten ne zamandır onun peşinde. Telefon üstüne telefon ediyor. Senin tecrüben olmadan ben bu işe girmem diyor. Şimdi her şey parayla değil tabii. Yılların getirdiği şeyler de var. Ortaklık oldu madem, akşam yemeğine davet edelim bir gün Mahmut Bey'i. Tabii tabii, olur, edelim. Benim bir iki telefon etmem lazım. Malum işler yoğunlaştı. Müsaadenizle yemek hazır olunca
Seslenirsiniz. Kolay gelsin kocam. Zuhal. Buyurun Neslihan Hanım. Baklavayı yemekten sonra servis edersin. Tabii Neslihan Hanım. Başka bir emriniz var mı? Yok. Hep böyle neşeli haberlerle gelin. Sizin yüzünüz gülsün, başka hiçbir şey istemem. Nasılsın ortak? İyi misin? Ya anlaşmayı yaptıktan sonra bir türlü görüşemedik. Ne yaptın? Asıl merak ettiğin şey Ömer sanırım. Merak etme. İkimiz de hala hayattayız. Onu anladım. Ondan hiç şüphem yok zaten. Ömer biraz değişik bir adamdır. Ama eminim sen onun üstesinden gelmişsindir. İkimizi de iyi tanıyorsun anlaşılan. Merak etme. Onunla anlayacağı dilden konuştum. Açık açık İpek'i rahatsız etmemesini söyledim. İyi yaptın. Anca senin gibi biri gelirdi Ömer'in hakkında. Bu sefer Ömer Kılıç sert kayaya çarptı. Hem İpek'i senden daha iyi kim koruyacak? Bundan sonra aklı varsa ne İpek'e ne de bana bulaşır. Bulaşırsa da biliyorsun asla peşini bırakma. Biliyorum, biliyorum. Ya bak ne diyeceğim. Bir akşam seni yemeğe bekliyoruz. Şu ortaklığı güzelce bir kutlayalım ha. Ne dersin? Hak ettik değil mi? Bilmiyorum Halil. Bakarız. Hem belki İpek Hanım benden rahatsız olur. Belkisi falan yok Mahmut. Hem neden rahatsız olacakmış? Onu kendinden daha çok düşünen bir adam var hayatımda. Bak. Bu ortaklığı evlilikle taçlandıracağız. Merak etme. Sen öyle diyorsan öyle olsun ortak. Öyle diyorum. Neyse ben seni daha fazla tutmayayım. Yarın konuşuruz. Hadi görüşürüz. Hayırdır amcamın kızı? Bir şey mi söyleyeceksin? Bu ne? Ben de onu sormaya geldim. Bunun sende ne işi var? Senden başka gören oldu mu? Anne, Neslihan. Sabah sen olmadığın için ben aldım. Merak etme kimse görmedi. Ben de onu sormaya geldim sana. Bu ne Halil abi? Konağı boşaltın yazıyor. Konak elimizden gitti mi? Sofra hazır hanımım. İstediğiniz zaman servise başlayabilirim. Eline sağlık kızım. Başka bir emriniz var mı? Yok kızım. Baklavadan kendinize de alın. Küçük kız müştemilattaysa bir tabağa koyun annesi ona da götürsün. En çok çocuğun boğazından geçen lokma sevaptır. Zuhal'cığım, Ozan'ın yanına çık yemeğe insin. Babasının yeni eşinin baklavasından yemeden olur mu hiç? Söyledim Neslihan Hanım ama dersi varmış yemeğe inemeyeceğim dedi. Ah yavrum. Helak oldu ödevini yetiştirecek diye. Süheyla nerede? O da odasındaymış anneciğim. Yorgunmuş, dinlenecekmiş. Tamam sen çık. Ay anneciğim böyle ders mi olur ya? Bir ağzımızın tadıyla sofraya oturamadık ya. Halil telefon edeceğim diye çıktı. İpek arkasından çiçeklere koştu. Ben şunlara bir bakayım da sofrayı bekletmesinler. Olur kızım. Gelsinler de öyle oturalım sofraya. Tamam anneciğim. Sen oturduğun yerden iş hayatını bildiğini mi sanıyorsun? He?
ben büyük bir iş bağladım diye geliyorum. Senin söylediklerine bak. Ama Halil abi, konak... Konağı ben senden daha çok düşünüyorum. Zamanında kimin yüzünden neleri kaybettiğimiz ortada. Ticaret hayatında olur böyle şey. Attığım her adımı gelip ben size mi söyleyeceğim? Halil abi, yengem duyarsa çok üzülür. Ha şunu bileydin, amcamın kızı. Eline bir parça kağıt geçirdin diye ortalığı karıştırma sen de. Annemin üzüldüğü yeter. Ben halledeceğim. Sen de görmedin, duymadın. Bak, onca sıkıntıyla ben uğraşıyorum. Ticarette olur böyle şeyler. Çok karlı bir ortaklık yaptım. Düze çıkacağız. Sen de gördüklerini unut. Ne görmüştü unutacakmış İpek? Yok bir şey. Abi kardeş dertleşiyoruz. Olanları konuşuyorduk. İşler tıkırında. Her şey yolunda. Sen de olanları unut artık diyorum. İyi. Muhabbetinizi sonra edersiniz. Sofraya bekliyoruz hadi. Sağ ol. Ay, bizim oğlan da başını dersten kaldırmıyor. Ödevini bitireceğim diye yedi bitirdi kendini. Allah Ozan'ımın emeğini boşa çıkarmasın. Bu yoğunlukta hasta olmasın bir de. Zuhal, onun yemeğini odasına çıkar da aç kalmasın çocuk. Tost yedi Meliha Hanım, daha acıkmamış. Baklavadan çıkart da babasının başarısı oğluma bulaşsın. Derhal Neslihan Hanım. İpek, ağzını bıçak açmıyor kızım. Bir şey mi oldu? Canım istemiyor yengeciğim. Hasta mısın yoksa? Bir şeyim yok. Biraz üşüttüm sadece. Biz bir aileyiz. Derdimizi birbirimize açacağız ki çözülsün. Burayı ev yapan çatısı değil, birbirimize olan bağlılığımızdır. Bunu unutmayın sakın. Ay, hepsini mi götürüyorsun? Biraz da biz yeseydik. Korkma korkma. Ozan Bey odasında ders çalışıyor. Yemeğe inemedi. Ona götüreceğim. Kalanını da siz yersiniz. Ahmet'e de ayıralım mı? Aa, tabii tabii ayıralım. Güçsüz kuvvetsiz kalmasın adam. Çok çalışıyor. Pek de çalışkan. Öyle, her işe yetişir. Ah, ver ver. Sen çok yoruldun. Ben götürürüm. İyi, ben de Ahmet'e bir tabak yapıp götüreyim o zaman. Sevgilisi var mıymış? Ne bileyim ben, gidip Ahmet'e sevgilim var mı diye mi soracağım? Ay, onu demiyorum, Ozan Bey'i soruyorum. Herkes bitti, sıra ona mı geldi Selma? Bildiğim kadarıyla yok. Da, sen ne yapacaksın? Ay, hiç sordum işte. Bir aile olduk artık. O kadar ekmeklerini yiyoruz. Neyse, sen böyle şeylere takılma. Ben bunu götürüyorum. Sen de lafa takılıp Ozan Bey'in tabağını unutma. Ay unutur muyum hiç? Sen merak etme. Yedim ben istemiyorum. Aa az gelmiştir dedim. Biraz daha ye istersen. Kalk kız Ozan'a götür bunu. Sen götür. Geçen sefer boyumun ölçüsünü aldım ben. Anne ben götüreyim mi? Bak şu küçük fare kadar aklın yok Filiz. Kalk kız götür şunu almayayım ayağımın altına. O çocuğun havasını hiç çekemeyeceğim akşam akşam. Bak bak bak, çekemeyecekmiş. Küçük hanımdaki laflara bak. Bir tepsi götür dedik, çocuğun kafasından devirmediğin kaldı. Haklı tabii çocuk, ne yapsın? Ya, haklıysa o zaman yemeği ayağına beklemesin. Bak geçen seferki gibi iş çıkarma bana, bakmam gözünün yaşına. Hadi dökmeden götür. Azıcık kırıt, kırıt. Elin marabasına gelince iş ve cilve, evin beyine gelince salak Şakir. Akılsız.
anneciğim, ben de yiyebilir miyim? Aa, tabii. Zaten size özel yaptırmışlar Bahar Hanım. Bak, üstüne de fıstıkla ismini yazdırmışlar. Anne ya, ben zaten bir kere rezil oldum Ozan'a. Sen yine beni getirttirdin. Ben nasıl gireceğim şimdi odaya? Kusura bakmayın Ozan Bey, ben baklava getirmiştim de hemen çıkıyorum. İyi geceler. Filiz, ben özür dilerim. Yani gerçekten bir ödev yetiştirmeye çalışıyordum. Çok stresliydim. Sana patladım maalesef. Çok üzgünüm. Önemli değil Ozan Bey. İyi geceler. Sana da. Efendim? Alo Ömer. Merhaba. Görüşemedik de bir arayayım dedim. Yani evle alakalı görüşemedik. Belki böyle beğenmediğin, değişmesini istediğin bir şey olabilir diye bir sorayım dedim. Yok. Her şey çok kararında. Ellerine sağlık. Bugün biraz yoğun geçti diyelim. Anladım. Tabii sen de dinlen biraz. Hazır gün bitmişken. Bir kahve yap istersen kendine. Aynen onu yapıyorum ben de. Bu arada sana bir ara uğrayabilirim. Yani şirkete. Aslında eve de uğrayabilirim. Böyle git gel. Alışkanlık yaptı galiba. Doğrudur, yapar. Olur bu arada. Ya uğraman. Görüşürüz tekrar. Tamam o zaman. Ben kapatayım, sen de dinlen. İyi geceler. Sana da. Evet Bahar'cığım, şimdi şu soruları cevaplayalım. Bu... Çıkın. Yoksa fena olacak, çıkın. Sıkıysa gel de çıkar bakalım. 13 yıllık evi burası. Ben de kalıyorum. Bu da be. Aferin sana. Aferin, aferin. Hadi kalkın yatalım, sabah zaten bir sürü iş var. Anneciğim, biraz daha çalışabilir miyiz? Okula gidemediğim için bazı konuları kaçırmışım. Yarın da sınavım var. Benim yüzümden mi gidemedin kız okula? Baban olacak o hayırsız yüzünden gidemedin. Baban azıcık akıllı dursaydı da gitseydin. Sen ne bakıyorsun kız? Zaten Ozan'la ne konuştuğunu da söylemedin. Dedim ya bir şey söylemedi diye. Odasına gittim de yoktu zaten. Tabağı bırakıp çıktım. Biz de şans olsa. Arı kovanında yaşıyoruz ama balından nasiplenemiyoruz. Anca ısırsınlar. Hadi kalkın kalkın. Bir sürü iş var. Hadi yatalım bir an önce. Bunlar o zaman ben de çantamı koyayım. Çantamı da şu koyayım.
Ne oldu kocam, böyle birdenbire bir moralim bozuldu? Hı? Eve geldiğinde çocuklar gibi şendin. İpek'le konuştuktan sonra sanki keyfin kaçtı. Ya Neslihan, ne alakası var? Bütün gün iş yerinde bir sürü şeyle uğraştım. Çok yoruldum hayatım. Hadi ışıkları kapatalım da yatalım artık, he? Peki, madem öyle. Ömer oğlum. Tebligat konağa ulaşmış. Halil'i gafil avladın. Ömer oğlum, orada mısın? Buradayım baba. Peki ne yapmak niyetindesin? Çıkaracak mısın onları konaktan? Çıkarmamam için karşılığında bana bir şey vermeleri gerekiyor baba. Neymiş o karşılık peki? Para olmadığı kesin. Aklında ne var oğlum senin? Ne yapmak istiyorsun? Onurlarını kıracak bir şey baba. Tabii hala kaldıysa. Hatırla İpek. Yeşil faktöring. Alo, iyi günler. Yeşil faktöring mi? Evet hanımefendi. Merhaba, ben genel müdürünüzle görüşmek istiyorum da randevu alabilir miyim? Genel müdürümüz burada bulunmuyor. Öyle mi? Ne zaman gelir acaba? Buraya gelmez. Grup şirketlerimizden olan otelimizde oluyor genellikle. Kılıç Angel Otel. Anladım. Teşekkürler. Erkencilerden tüm kadro toplanmış. Günaydın. Günaydın. Bugün çok yoğun bir gün olacak. Ben de her zamanki gibi kahvaltıya kalamayacağım için bir şeyler atıştırayım diyorum. Sonra İstanbul trafiğine direksiyon koyuyorum. Sen de ister misin? Teşekkür ederim. Çay içiyorum ben. İyi misin sen İpek? Biraz tatsız gözüküyorsun. İyiyim ya. Birkaç gündür uyuyamıyorum sadece. Al benden de o kadar. Ben de dün hiç uyuyamadım. Şu Merkür retrosu hepimizi mahvetti. Merkür retrosu. Sorun bu yani. Hani sana geçen gün çok güzel bir yemek yemiştik dedim. Çok güzeldi her şey ya. Evet. O günden sonra Ömer beni hiç aramadı. Dayanamadım. Dün ben aradım onu. Meşgulmüş. Arayamamış falan. Ama sebebini söylemiş. Niye üzülüyorsun ki? Bir şey var İpek. Benden sakladığı bir şey var. Bence sen kendi kendine kuruntu yapıyorsun. Sen ne yapacaksın bugün? Evde misin? Yok, biraz dışarı çıkayım diyorum. Hava da güzel. Hı?
Ben bırakayım seni. Gideceğin yere. Yok yok. Sen işinden geri kalma. Peki o zaman. Ben gidiyorum o zaman. Seni de kocaman öpüyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Annem kalktı mı? Kalktı Neslihan Hanım. Ha, iyi. Merhaba. Ben Neslihan Azimoğlu. Daha önce terakota için konuşmuştuk ya. Evet. En erken ne zaman hazır olur? Ha. Bu hafta süper olur. Tamam. Siz hesap numarası gönderin. Ben de size parayı göndereyim o zaman hemen. Sağ olun. İyi günler. Evet. Da geldi. Allah Allah. Bakiye yetersiz diyor. Parayı yanlış yazdım herhalde. Bir daha yollayayım. Ha şimdi kafayı yiyeceğim. Ne oluyor ya? Şöyle ağız tadıyla bir kahve içeyim ya. Oraya koş Selma, buraya koş Selma. Ay sanki Selma'nın canı yok. Ay şu fincanın güzelliğine bak. Hep Neslihan mı içecek bundan canım? Benim neyim eksik ki ondan? Fazlam bile var. Bir bela gelmeden şunu içeyim bari. Ha, bugünkü çilem de geldi. Anne, formam söküldü. Az ye de. Götür terziye diksin. Anne, ne olur okula gideceğim. Hem okulda çocuklar görse benimle dalga geçerler. Ay şuradaki dolapta iğne iplik kutusu var. Çek bir sandalye de al. Bir olay. Yani şurada bir kahve içeceğim, zehir etsin. Özür dilerim anne. Dikeceksin değil mi anne? Kazık kadar oldun, kendin dik. Mudacın mıyım ben senin? Takamıyorum. Bırak şu ipi. Ucunu böyle yaparsan bu iğne buraya geçmez. Ah, anne! 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 Çok acıyor. Kız dur kımıldama. Anne iğneyi batırdın. Çok acıdı. Kendin yapsaydın o zaman. Çekil ya. Ne yapıyorsun? Alt tarafı iki dikiş atacaksın şuraya. Ne bağırtıyorsun çocuğu? Koridordan geliyor sesi. Aman Zuhal sen ne bakıyorsun ona? Şımarıklıktan bağırıyor. Bu çocuktan sen sorumlusun Selma. Dua et Neslihan Hanım değil ben duydum. Ya bütün gece uğraşıp çalışmıştım biliyor musun?
Tamam o zaman bırak, olan oldu artık. Selam, nasılsınız? Selam. Bir saniye. Bu senin olabilir mi? Nasıl ya? Ya inanamıyorum sana Selin. Ya Selin, biz her yerde bu dosyayı arıyorduk. Ya şu an bize dünyanın en güzel haberini verdin. Kantinde masada duruyordu. Ben de kaybolmasın diye hemen çantamı koydum. Ya nasıl rahatlattın beni. Ya gerçekten süper kahraman gibisin. Yani unutturma, sana pelerin alacağım. Ay abartma Ozan ya. Biz aynı ekipte değil miyiz? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Ya Selin çok teşekkürler. Rica ederim, lafı bile olmaz. Günaydın Bahar'cığım. Ahmet abinin mi bekliyorsun? Evet. Okul nasıl gidiyor bakalım? İyi gidiyor. Bugün sınavım var. Çok heyecanlıyım. Umarım yapabilirim. Ben senin başaracağından eminim. Çünkü sen çok akıllı bir kızsın. O yüzden sakın heyecanlanma ve kendine güven, tamam mı? Tamam. Yapabilirim değil mi? Yaparsın tabii. Senin gibi akıllı bir kızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Teşekkür ederim İpek abla. Sen de aynı babam gibisin. Hep benimle ilgileniyorsun, konuşuyorsun. Bahar'cığım, ama sen sakın üzülme, tamam mı? Çünkü baban senin üzüldüğünü hisseder, o da üzülür. Ama sen üzülmeyeceksin. Tamam o zaman, anlaştık. İkimiz de üzülmüyoruz. Ben şimdi senin sınavın iyi geçsin diye sana dua edeceğim. Sen de aklına bir şey takılırsa muhakkak bana sor, tamam mı? Tamam. Günaydın. Bahar'cığım, hazırsan çıkalım. Hadi gecikmeyelim. İpek Hanım, siz de gideceğiniz yere kadar bırakabilirim. Sağ ol Ahmet. Ben biraz yürüyeceğim. Görüşürüz. Buyurun küçük hanım. Kardeşim, siz beni anlamıyorsunuz herhalde. Hesabımda tonla para var ama ben bu parayı kullanamıyorum, öyle mi? Bu nasıl iş ya? Paramla rezil olmak böyle bir şey olsa gerek herhalde. Neslihan Hanım, hesabınızdaki mevcut tutar bloke edilmiş. Bu yüzden kullanamıyorsunuz. Nasıl? Ne demek bloke edilmiş? Kesin bir bilgi veremiyorum fakat banka genelde borç ödemeleri zamanında yapılmadığında böyle şeylere başvurur. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz herhalde. Ben koskoca Neslihan Azimoğlu. Hemen yetkili biriyle görüşmek istiyorum. Müdürünüzü verin bana. Üzgünüm, size yardımcı olamıyorum. Hesabınızın bulunduğu şubeyle görüşün lütfen. Hesabınızın bulunduğu şubeyle görüşülmüşmüş. Ukala, ben seni işten attırmasını bilirim. Aç Halil, aç. Efendim Neslihan. Halil, şimdi bankaya aradım. Hesabınız bloke olmuştur diyor. Hayırdır Halil? Ne? Bloke mi? Sen neden aradın bankayı? Ay ne demek neden arıyorsun? Verandaya taş döşeteceğiz. Onun için ödeme yapacaktım. Sen bana bırak onu, ben hallederim. Ay, hiç şaşırmadın Halil. Hı? Ben de hesaplarda bir hata vardır diyordum. Önemli bir şey değil. Ya Neslihan, bilmiyor musun bankaları? Ödeme bir gün gecikse hemen bloke koyuyorlar. Bizim ödememiz neden gecikiyor ki? İş hayatı işte. Öyle birkaç günlük gecikmeler olur. Kafana takmasa. Ha yani. Bizim şimdi borcumuz var ve paramız yok, öyle mi? Yani bankayı aramasam bundan benim hiç haberim olmayacak. Sen ortak hesabımızdaki parayı kullanıyorsun ve benden saklıyorsun ha? Senden hiçbir şeyi saklamıyorum. Korkulacak bir şey de yok. Ben bir iki güne çözeceğim.
Doğru söylüyorsun değil mi Halil? Bak beni geçiştirmeye çalışmıyorsun değil mi? Ya Neslihan, ben dün ortaklık sözleşmesi imzalamadım. He? Baklava alıp eve gelmedim. He Neslihan? Demek ki her şey yolunda. Bu yeni anlaşma yüzünden biraz nakit sıkıntısı çekeceğiz, hepsi bu. Benim çok işim var şimdi, kapatıyorum telefonu. Umarım benden bir şey saklamıyorsundur. Umarım söylediğin gibidir Halil. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bir anket çalışması hazırlayacağız. Bakalım. Moda, güzellik, mücevher, saat konu başlıkları. Kime soracağız bu soruları? Bu ödevin bir parçasıysa soruları neden biz hazırlıyoruz? Ben de onu anlamadım. Yani hoca versin, biz de soralım değil mi? Ya sorular en kolay kısmı, onları hiç dert etmeyin siz. Şimdi konumuz belli yani, lüks tüketim değerleri ve alışkanlıkları. Yani şöyle sorular soracağız işte, neden lüks tüketim markalarını tercih ediyorsunuz gibi. Çünkü farklı olduğumu hatırlatıyor ve kaliteli olduğumu hissettiriyor. Lüks tüketim kaliteli insan turnusoludur. Tamam yani işte sorular böyle. Şimdi asıl önemli olan kimlerle yapacağız bu anketi. Anketi yapacağımız kişilerin açtığımız dört başlıkta da lüks tüketim alışkanlıklarının olması gerekiyor. Ben o dört başlığa da takla attırabilecek birini tanıyorum. Evet çocuklar, öğle tatilinde cevaplarınızı okudum. Şimdi... Okuyayım, ben kaç aldım? Öğretmenim, benim biraz, öğretmenim. Biraz sessiz olun, okuyorum. Zeynep 70. Berra 80. Bahar 55. ara verdiğin için maalesef notun düşük. Ezgi 80. Esma 70. İlayda 85. Bahar'cığım... Bu sınav sen yokken işlediğimiz konulardan Bahar'cığım. Düşük almam çok normal. Ben bugün kitaptan evde çalışacağım konuları işaretleyeceğim. Ablana da not yazacağım. Yarın bir saatte beraber çalışırız, tamam mı? Tamam öğretmenim. Teşekkürler. Ben 85 almışım. Duydun mu? Ya Osman... Ödemenin kalanını halledeceğim dedim ya. Bak, biz köklü bir şirketiz. Halledeceğim dedim. Sadece... Neyse. Dediğim gibi ben o konuyu halledeceğim. Hadi, kal sağlıcakla. Hoş geldin ortak. İşler yoğun herhalde. Çark dönüyor. Dönüyor da... Nakitsizlikten tekliyor. Ya ben de seni arayacaktım. Şu para işini halletsek de ben de rahat bir nefes alsam. Halil, sen de işe dün başlamışsın gibi konuşma Allah'ını seversen. İşlemler vakit alıyor biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum da hızlandıralım diye söyledim. İmzaları attık. Daha yeni başlıyoruz. Her şey sırayla. Bir şey içer misin? Bir çay alırım. Affedersiniz. Genel müdürün odası ne tarafta acaba? Koridorun sonunda sağda. Teşekkürler. Gel. Thank you.
Meğer bu otelin sahibi sen misin? Siz benden bir şey saklıyorsunuz. O sümsük ipekle bir olup benden bir şey saklıyorsunuz. Ben bulacağım. Diyorsun Halil. Ömer, bu otelin sahibi sen misin? Evet. Peki ya faktöring şirketinin? Benim şirketler grubum var İpek. İstersen tek tek isimlerini yazıp sana verebilirim. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun Ömer. Konağı sen aldın. Ailemin konağını sen aldın. Peki neden yaptın bunu? Öğrendin demek. Konak ipotek edilmişti. Satışa çıkarılmıştı. Ben de aldım. Yatırım için. Bu nasıl olur? Yine yanlış soruları yanlış kişilere soruyorsun İpek. Bu sorunun cevabı bende değil, Halil abi. Şimdi müsaadenle. Çok fazla işim var. Özür dilerim. Rahatsız ettim. Evet. Halil Bey, avukat aradı. Tebligatı bekliyormuş. Tamam. Ömer, bu otelin sahibi sen misin? Evet. Nasıl Ömer? Nasıl yaparsın sen bunu? Konağı sen aldın. Ailemin konağını sen aldın. Peki neden yaptın bunu? Öğrendin demek. Konak ipotek edilmişti. Satışa çıkarılmıştı. Ben de aldım. Yatırım için. Bu nasıl olur? Yine yanlış soruları yanlış kişilere soruyorsun.
Bu sorunun cevabı bende değil, Halil abinde. Şimdi müsaadenle. Çok fazla işim var. Özür dilerim. Rahatsız ettim. Sen artık benim eski Ömer'im değilsin. Seni. Geç otur şöyle. Bir aşağı bir yukarı başımı döndürdün. Neslihan, bir haller var sende. Halil'le bir şey mi oldu? Halil? Oğlum, ne işin var senin bu saatte evde? Evet Halil, annem doğru söylüyor. Sen bu saatte evde olmazdın. Bir evrak unutmuşum. Ona bakmaya geldim. Birini yollasaydın. İşlerin yoğun zaten. Niye kendini yoruyorsun? Anneciğim, acelem var. Anneciğim, ben bir mutfağa bakayım. Bak kızım. Bunlarda bir haller var ama. Nerede bu ya? Nereye koydum ben onu? Bir şey mi arıyorsun Halil? Evrak kaybettim dedim ya hayatım, onu arıyorum. Ne evrağı? Evrak işte Neslihan. Aradığın şey bu mu? Sen nereden buldun onu? Neslihan Hanım, bunu yerde buldum. Önemli bir şeye benziyordu. Tamam, sen git. Tahliye mi? Bana ne zaman söyleyecektin Halil? Neslihan, ver onu bana. Anlamadığın işlere karışma. Önemli değil. Ver. Bu zamana kadar her sıkıştığında anlıyordum da. Şimdi mi anlamıyorum Halil? Nasıl önemli değil ya? Konak elden gidiyor Halil. Neslihan, ticaret senin sandığın kadar kolay bir şey değil. Koskoca holdingi döndürüyorum ama sana bir lafı anlatamıyorum. Anlatamadığım belli. Ama şirketi döndüremediğin de belli. Konak elden gittiğine göre. Ne diyorsun sen? Neyi döndüremiyormuşum? He? Ben sana anlatmadım mı? Yeni bir iş bağladık diye. Sen aklını mı kaçırdın Halil? Konak elden gidiyor, sen hala yeni bir iş diyorsun. Ne yapacağız? Hı? Sokaklarda mı kalacağız? Neslihan, sessiz konuş. Şimdi biri duyacak. Bütün derdin beceriksizliğinin duyulması değil mi?
ailenin mirasına sahip çıkamadığının öğrenilmesi değil mi? Sadece bundan korkuyorsun değil mi? Peki ya annen duyarsa ne yapacaksın Halil? Neslihan, saçmalama. Yapamaz. Öyle mi diyorsun? Neslihan. İpek kızım, hoş geldin. Hepimizi çiçekçi yaptın, çıkardın. Verdiğin tohumlar ne güzel açtı. Bir şey mi oldu? Yüzün pek solgun. Rahatsız mısın yoksa? Neslihan. Hayırdır inşallah. Anneciğim, ben bir konuşayım da hayır mı şer mi sen karar ver. Neslihan. Anneciğim, konuşmamız gereken bir konu var. Evle ilgili.